Nokia Mobil Dünya Kongresi'nde Aşa serisine mensup cihazlarda tanıttı. Bunlardan iki tanesi şu anda elimde durmakta. Sağ elimdeki Aşa 203, sol elimdeki ise Aşa 202. Bu iki cihaz da aynı özelliklere sahip. Ancak farklılıkları Aşa 202'nin çift SIM kart desteğine sahip olması. Görmüş olduğunuz gibi iki tane mobil operatör bilgisi var. Ve ikinci SIM kart yuvası da cihazın sol tarafında yer almakta. Ana SIM kart yuvası da pilin altında yer almakta. Nokia Aşa 202 ve 203'ün dokunmatik ekranı bulmakta ve Nokia S40 işletim sistemiyle çalışıyor bu cihazlar. Temel işlevler, temel uygulamalar bulunmakta. Cihazın arkasında 2 megapiksel kamera var, her ikisinde de aynı. Onu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Nokia'nın çeşitli uygulamaları da bu cihazlarda yüklü gelmekte. Nokia Müzik yine mevcut. Nokia Apps'e girdiğimizde görmüş olduğunuz gibi çeşitli Nokia uygulamaları mevcut. Aynı zamanda Apps and Games bölümüne girdiğimizde buradan farklı uygulamaları veya oyunları seçebiliyoruz ve Nokia mağazadan da daha farklı oyunları indirmek mümkün bu cihaza. Nokia Life uygulaması da Nokia Aşa cihazlarında sunulacak ve Nokia Life uygulamaları sayesinde eğitim veya farklı hizmetler çatı altında toplanan uygulamalar kullanıcılara çok daha işlevsel şekilde ulaştırılabilecek. Bunu da söyleyebiliriz. Nokia Aşa ile ilgili izlenimler bunlar. Detayları Teknoblog'da bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.